بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز دين قرداشلر سيرة مخلصلر Alloh subhanahu va taoloning fazl va marhamati bilan buyuk vatandoshimiz Imom Abu Iso at-Termiziy rahmatullohi alayhining Ash-Shamoil al-Muhammadiyya Muhammad alayhissalotu vasallamning Shamoillari nomli asarlarini o'qib kelayotgan edik. O'tgan suhbatlarimizda mana Allohning fazl va marhamati baraka davomli ishda baraka bor. 122 hadisini o'rganib o'tdik. Inshaalloh ushbu kitobning 4dan 1idan o'tdik. Alloh nasib qilsa, keyingi hadislarni ham o'rganib, kitobni tamomiga yetkazamiz. Alloh o'zi bunga muvaffaq aylasin. O'tgan galgi suhbatimizda biz kiyim haqida suhbatlashgan edik. Kiyimning ahkomlari, odoblarini eslab o'tgan edik. Ana o'sha joyda sabiqul lisan degan bir ibora ishlaydi ulamolar o'rtasida, ya'ni til fikrdan o'zib ketgan, ya'ni fikrda boshqa gap, tilda boshqa so'z chiqib qolgan bo'lish holatlari bo'ladi. O'tgan safar suhbatimizda bitta joyda mana shunday hodisa bo'pti. U ham bo'lsa, men Rasul akram alayhissalotu vasallamning hadislari, u zotning sunnatlarida son avratligi haqidagi dalillar va ba'zi ulamolar sonni avratmasligi uchun dalil deb aytgan naqllarni Imom Buxoriy o'z sahihlarida keltirganini aytgan edim. Gapning orasida shundoq so'z ham ishlaganki, Imom Termiziy keltirganlar deb ham ketibman. Aslida Imom Buxoriy keltirganlar u hadislarni bitta bobda. Men aytmoqchi bo'lganim o'sha edi. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi sahihda sonni avrat deyishga asosli dalillarni ham keltirganlar, sonning avrat emasligiga asos bo'lgan dalillarni ham keltirganlar, lekin o'zlari hukm chiqarmaganlar. Babu mayutkaru fil fakhiz deganlar, son haqida kelgan hadislar deganlar tamom assalom. Lekin bobning ichida aytganlarki, Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadislar sanad jihatidan ustun, lekin ehtiyot jihatidan Imom Termiziy rivoyat qilgan, ya'ni Jarhad al-Aslamiyning son avrat ekani haqidagi hadislari ehtiyot jihatidan u yuqori ustun degan gapni Imom Buxoriy aytganlar. Mana shu gapni gap orasida Imom Termiziy ham Imom Buxoriy ham zikr qilingan ekan, bir eshitgan odam Imom Termiziy Buxoriyning demak sahihlarda emas, Imom Termiziyning kitoblarida kelgan ekan bu dalillar degan hayolga boradigan jumla ishlab qolgan. Mana shuni isloh qilib qo'yamiz. Demak, bu boradagi hadislarni keltirgan zot biz aytmoqchi bo'lganimiz Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bo'ladilar. U kishi maxsus alohida bobda bu boradagi dalillarni keltirib, yuqorida aytganimiz xulosani bayon qilganlar. Bugun o'rganadiganimiz Rasul akram alayhissalotu vasallamning yurishlari, qadam bosib yurishlari haqidagi bob. Birinchi o'rganadigan bobimiz. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa bi sanadil muttasil an shuyukhi ila al-musannif Abi Isa Muhammad ibn Isa ibn Sarwah at-Tirmidhi wa huwa qala rahmatullahi alayh. Bab ma jaa fi mishyati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. İmam Abu İsa Termiziy rahmetullahi aleyhi aytadilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kadem basıp yürüşleri, piyade yürüşleri hakkında kelgan haberler babı. Haddathana Qutaybah ibn Sa'id, haddathana ibn Lahi'ata an Abi Yunus an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم
كأن الشمس تجري في وجهه. ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترثين. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنا aytadilar, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan ko'ra go'zalroq biror narsani ko'rmadim. Quyosh xuddi u kishining yuzida yurgandek edi, ya'ni quyosh u zotning yuzidan porlayotgandek edi. Men yurishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan tez yuradigan odamni ko'rmadim. Yer u kishining oyoqlari ostiga buralib ketayotgandek tuyular edi. Biz o'zimizni qiynab yuramiz. U zot alayhissalotu vassalom esa beparvogina qadam tashlab yurib qo'yardilar. Demak, Rasul akram alayhissalotu vassalomning qadam tashlashlari ana shunday sokin, ana shunday bir salmoqli bo'lgan ekan. Oldingi suhbatlarimizda ham eslab o'tganmiz, payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom yerdan oyoqni olayotganda uzib olganlar. Sudralib, oyoqni sudrab olmaganlar. Lekin qo'yishda ohista qo'yganlar. Va qadamni yirik tashlaganlar. Chunki qadamni yirik tashlash shu buyuklikka xos xislatlardan hisoblanar ekan. Mayda qadam odam deb qo'yadi-ku. Mayda qadam odam. Mayda qadamlik u fazilat hisoblanmas ekan. İmam Abu Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu aytadilar ki Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam yürgenlerde şunaqa bir acayip güzel yürerdiler ki ayakları astiga xuddi yer oralab kirib ketayotganga o'xshardi. Görünüşten bu degani görünüşten özlerini qiynamay yürerdiler. Lekin tez yürerdiler. Biz özümüzü qiynab yuramiz. Qadam bossak qanaqadir muvozanatimizda buzuluş yoki tezroq qadam tashlasak muvozanatimiz izdan chiqish holatlari bo'ladi. Lekin Rasul akram alayhissalotu vasallam yurganlarida beparvogina ketayotganga o'xshardilar, lekin qadamlari juda tez bo'lar edi, yurishlari tez bo'lar edi. Xuddi yer u zotning oyog'ining tagiga o'ralib, buralib kirib ketayotganga o'xshar edi, deydilar. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. علي roziyallohu anhuning o'g'illaridan birlaridan rivoyat qilinadi. Hazrati Ali roziyallohu anhu Nabiy alayhissalomni vasf qilsalar aytar ekanlarki, u zot alayhissalotu vassalom yurganda, odimlab yurganlarida oyoqlarini yerdan uzib-uzib yurardilar. Va xuddi tepalikdan tushayotgan insonni singari yurar edilar. Bu hadisni oldingi boblarda ham o'rganib o'tganmiz. Bu joyda yana takroran keltirilyapti. Asosan Rasul akram alayhissalotu vasallamning qadam tashlashlariga doir ma'lumot uchun qayta keltirilyapti. Haddathana Sufyan ibn Waqi'in haddathana Abi anil Mas'udi an Uthman ibn Muslim ibn Hurmuz an Nafi' ibn Jubayr ibn Mut'im عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أي تدلر نبي صلى الله عليه وسلم يرجن لرد برعاز ألدية intilib oldiga mumkin yurardilar. Xuddi tepalikdan tushayotgan odam singari. Demak, payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning yurishlari kekkayib orqaga tashab yurish bo'lmagan ekan. Ba'zi odamlar yuradi, orqaga tashab, oyog'ini oldiga chiqarib olib. Bu mutakabbirlarning yurishi ekan. Endi ba'zi odam yuradi. Juda bekarchiga o'xshab,
ayağını bir alıp bir koyup sallalım yürüdü mesela de. Ya bir yaka özünü teşeb. Bu ende dengeselik ve lakaytlikinin bilgisi iken. En çırali yürüyüş, en mükemmel yürüyüş bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yürüyüşleri. Biraz aldıya mümkügen, hüttü tepelikten çüşüyken adamın singeri köprak nigah kadem astıya karatılgen, karagen ve aldıya intilip yürüdüler, kademini yirik teşlenedi. Teşlegende tez yürüyüş hem müminin hayatını bozadı degen Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam. Teşlegende tez yürülmeydi. Peygamberimiz aleyhisselamın hadisleri var. Müminin, tez yürüyüş müminin hayatını, onun salabatını bozadı degenler. Tez yürüşmez bu. Lekin çakkanırak yürüyüş. Kademini katta taşlaş, lekin gavdaga qarab. Gavdaga namutanasib kademini katta taşlansa, bunda muvozanat buziladi. Bunda çırak ketadi. Belki insan özünün savlatiga, ayağıga, kademiga mutanasib ravishda kademini mayda qilmasdan yirikroq taşlab, oldinga intilib yürüyüşü ve kadını üşeş bilen birge. Demek biraz aldığı, hut tepelikten çüyekken aldığı intilibrak yürüyüşü bana şu sünnet yürüyüş hesaplanırken. Bu yürüyüş, sünnet yürüyüşü degenimiz kaysi manada? Bana şu bablarda geliyken hadisler var ki bana. Hazı kengi babda Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam baş kim içinden lata koygenleri, ya ki ahdop ki kengi uşaş. Sallan içinden başka bir mata koyganlar hakkında bablar geldi. Ötken bablarda yani kiyiniş hakkındaki sünnet kürsetmeler geldi. Bunlar zavait sünnetler hesablanadı. Yani amel kılınsa, Resulullah Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın siretleri, sünnetleri olarak amel kılınsa sevap anladı. Lekin eğer bunlar amel kılmasa bu bir katta bir nuksan hesablanmaydı. Lekin kemalat gezid bulur. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın her bir hareketleri bu kemalat. Bu şeriatmez. Mesela eteylik kademini meydarak taşlayan adam bu şeriatke zid yürüdü, sünnetke zid yürüdü değil miydi? Bunlar talep kılınan sünnetler emez. Lekin Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatları sıfatı da örgenilirdi. O şünge intinilirdi çünkü kemalat şünde. Bu şer'i cihattan emez. Belki adab ve görünüş cihetten kemalat. Şer'i cihet, mesela namazın sünnetleri var. Yine mesela mescide kirişte, onu yağbılan kirişte sünnetleri var. Bu Allah'ı, bunlar amel kılınışı, talep kılınan sünnetler. Lekin kadem basıştaki hayat, kimdeki hayatlardaki sünnetler, bunlar zayide koşumça sünnetler bulat. Onlar ki amel kılgan kişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e muhabbet yüzesinden ergeşiş niyeti de kılsa sevap oladı. Ve dünyadaki halatı kemalat sarı yükseledi. Lekin amel kılmasa terk sünnet kıldın degen malamatı kalmaydı. Ana. Ha lekin avukat yiyişte çap kol değilse terk sünnet kıyan buladı. Süyenme, haz keledi ben süyenmezden yiyiş. Süyenme yiyse terk sünnet kıyan buladı. Bunlar sünnet amel kılınış talep kılıngen. Yani malum şer'i maksatları var. Sünnetler hesaplanadı. Bu olarak amal kılış gerek. Ve onlarını terk eden kişi terk sünnet kılgen buladı. Lekin kiyinişteki hayatlarını özgertirse, ötken sefer hem ayetik mesela salla kiymesinden dopu kiyse, yani ki özge ara verip saçını çırağı alıp yürse, bunlar terk sünnet kıldı değil miydi? Yani terk sünnet diyen taneye kalmaydı. Lekin faziletten demek ki nüksan göçürken bulundu. Yani bana bunlar sana biz farklı bir alışımız lazım. Ta inki bir avge bilmesinden daşından beri koymayalım. Sünnetler var. Adamlar zahir sünnetke etbar verildi. Köpünce aynısı ahirge vaxtlarda şuna kabuk kaldı. Zahir sünnet şeriatını zahirge etbar kette. Sakal koyuş mesela. Yani ki sellek iş. Yani bazı bir Müslüman kişinin hayatı dedi zahir sünnetlerge etbar biremiz. Yaxşı, kerek. Bu ham öz miyarı da buluş kerek. Lekin batındaki sünnetler bundan afzal sünnetler var. Onge etbar vermiyemiz köpünce. Yani kemige
haligi yengil sünnet talep kılınmagan zoide sünnetini deb biz botindagi sünnetini ayağa osib tashaymiz. Masalan aytaylik birovni bir musulmonga azor berish bu harom bu. Azor berish. Yoinki shariatda talab qilinmagan narsani o'zingizni didingizga moslab talab qilishingiz bu sunnatga zid bu. Shariatga zid, shariatga tuhmat bu. Lekin siz talab qilasiz. Nega sizga shu yoqib qo'yadi? Shuni didingizni din qilib olasiz. Shunaqa odamlar bor. Masalan, o'zini bir qarashi bor, dinni shundoq tushungan, shu mana shundan boshqa narsani qabul qilmaydi. Va shariat o'zi mustahab sanagan narsani xuddi vojibni singari talqin qiladi. Qilmasa bo'lmaydi, undoqsan, bundoqsan. Deydi-da, o'sha bilan shariatga, shariat mustahab sanagan narsani vojibga olib chiqib, shariatga ziyodalik da'vosini qiladi. Bu mumkin emas, bu bid'at bu. Shu bilan birga botiniy sunnatlar bor. Masalan, hasad, riyodan saqlanish, masalan, hasaddan, riyodan saqlanish. İnsanlarga yaxshilikni ravo ko'rish faqat. Odamlarga kengchilikni istash qalban. Odamlarga muhabbat qilish, mu'minni yaxshi ko'rish, musulmonni sevish. Mana bu botiniy sunnatlar bir chekada qolib ketadi. Yo'q. Qalb hasad ham bor, qalbda riyo ham bor, bug'z, adovat ham hamma yo'q bor. Lekin u bilan ish yo'qda tashqi ko'rinishni sunnatga muvofiq qilish bilan ovora. Bu hay'at noto'g'ri bu. Islom siz bilan bizga salla kiydirgan kelmagan. Islom ma'lum bir ko'rinishni kiyinishni olib kelish uchun kelmagan. Balki islom Allohga bog'lash, insoniyat o'rtasida mehr muhabbatni ulashish va bandalarni, insonlarni Allohga itoat qilishga chaqirish mana bu uchun kelgan. Alloh subhanahu va taoloni bandalarga bandalarda Allohning muhabbatini uyg'otish. Alloh qayerda g'azabini, azobini aytsa albatta rahmatini aytadi. Lekin rahmatini aytgan vaqtda doim ham g'azabini, azobini aytmaydi. Chunki va rahmati vasi'at kulli shay. Rahmatim hamma narsadan keyin, rahmat hamma narsadan keyin. Ana Allohning muhabbatini insonlar qalbiga solish, payg'ambarni tanitish İslom mana bu uchun kelgan. Insonlarni Allohning roziligiga boshlash uchun kelgan. Faqat ko'rinishda emas, balki avvalo qalbda, hayot tarzida va Allohning subhanahu va taologa bo'lgan muhabbatda. Mana bu narsalarni biz unutmasligimiz darkor. Navbatdagi 20-chi bob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taqannulari haqida deyiladi. Taqannu so'zini biz tarjima qilmasdan aytib turib keyin izohlashga majburmiz, chunki bu so'z keng ma'nolarni anglatadi. Bir ma'noda bosh kiyim, dubulg'a, salla, shunga o'xshash kiyimlar ichidan lata qo'yib olish, peshona bog' bog'lash, shu bilan birga ridoni boshga chiqarib, yuzini yarimi peshonalarini to'sib, uni ustidan bosh kiyim kiyish, bosh kiyimni ostidan ridoni tiqib olish, mana shularning hammasini taqannu deyiladi. O'zi yuzni yarim yolchisini to'sib olishni ham taqannu deyiladi. Sahih Buxoriyda xuddi mana shu bob so'z, mana shu so'z aynan shu yuzni ko'proq boshni boshga qo'shib yuzni ham bir qismini qo'shib yopib olish degan ma'noda ham keladi. Lekin Imom Termiziy bu joyda keltirayotganda taqannuning bosh kiyim ostidan latta narsa kiyish yoki latta urash ma'nosini nazarda tutgan. Babu ma ja'a fi taqannu'i Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning taqannulari, ya'ni bosh kiyim ichidan ham latta qo'yib olganlari, gohida ridoni o'shnaqa qilib bosh kiyim ostidan solib yuzga ham tushirib olganlari, yoinki umuman boshni yuzga qo'shib, yuzni boshga qo'shib o'rab olishlari va mana shu ma'nolarni hammasini ushbu taqannu so'zdan olamiz. Mana shu haqida kelgan hadislar bobi demoqdalar. حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع حدثنا الربيع بن الصبيح
عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات Anas ibn Malik radıyallahu anhu'dan rivayet kılınadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köp kına kılardılar. Yani takannunu köp kılardılar. Yani köp köpünce baş giyim aslından başka bir latta orab olganları, mana shunga o'xshash ridoni tashlab olgan holatlari ko'p bo'lar edi. Bu joyda asosan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bosh kiyim ostidan ham latta o'rab olardilar. Peshonaboqqa o'xshash nima uchun desa, o'sha bosh kiyimdagi yog'ni olish uchun. Yog' boshdagi sochlarga surtilgan yog'ni bosh kiyimga o'tkazmaslik uchun. Ana shunday ichki hozir odob kiyamiz-ku, terpaynik ichidan. Shunga o'xshash holat bo'lar edi va uzotning o'sha o'rab olgan latalari xuddi yog'chining latasiga o'xshab yoqqa belanib ketardi dedilar. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Navbatdagi bob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'tirishlari haqida. Babu ma jaa fi jilsati Rasulilloh sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'tirishlari haqida kelgan hadislar bobi. حدثنا عبد بن حميد حدثنا عفان بن مسلم حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت محرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق قيل بنت مخرمة دان روايات قلناد وأيتدك رسول الله وأنين أيتشتا ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد تكرغن اكن وزاد قرفصاء أترشد أترغن اكن لار قرفصاء ديگن من أبوكش أترغن أترش من أشجيك أترتكو demak orqani yerga qo'yib ikkala tizzani ko'tarib qo'l bilan quchoqlab tazarrub bilan o'tirish kerilish holatda emas tazarrub bilan mana shu holatda o'tirishni shuni qurfuso deydi. Ihtibo ham deb qo'yadi. Ihtibo ham ishlaydi mana shu o'tirishga, lekin ihtibo ko'proq kiyim bilan bo'ladi. Ya'ni izorni ana shundoq yoki ridoni o'tkazib olib tizzani ko'tarib olish. Bu nimaga desa, arablarda bir maqol bor ekan. O'shunaqa ihtibo yoki qurfuso qilib o'tirish arablarning devori deb qo'yishar ekan. Ular odatda ko'proq sahroda yurishgan. Suyanganda suyanishga suyanchig'i yo'q, bel toladi-ku. Odatda belga nimaga suyaniladi? Belni dam oldirish uchun. Shu qo'lni tizzadan o'tkazib quchoqlab o'tursa, bel dam olar ekan. Suyanganda singar. Arablarning devori mana shunaqa o'tirish, qurfuso o'tirish degan, ehtibo bilan o'tirish degan gap bor ekan. Rasul akram alayhisolatu vasallam mana shunda ham o'tirgan ekanlar, o'tirar ekanlar. Qayla binti Mahrama aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'tirishdagi o'sha o'tirishdagi tazarrularini, Allohga bo'lgan xushuularini ko'rib, men qo'rquvdan titrab ketdim. Ya'ni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'sha o'tirishlarida qo'rquv barq urib turgan edi. Allohga bo'lgan xushu barq urib turgan edi. Uni ko'rib men dahshatga tushib, hamma yo'g'im titrab ketdi. Bu rivoyat oldin ham eslab o'tganmiz, esinglarda bo'lsa aytib o'tganmiz. O'shanda Rasul akram alayhisolatu vasallamning yonlaridagi bir kishi, "Ya Rasululloh, mana bu ayol sizdan juda dahshatga tushib ketib, titrab ketdi bu." deganda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam qo'rqma deganlar. Shunda qalbimdagi haligi qo'rqinch tarqab ketdi, sokin bo'lib qoldim, deydi Qayla bint Mahrama. Haddathana Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi va g'ayru wahidin qalu haddathana Sufyan an-Zuhri an Abbad ibn Tamim an ammihi annahu ra'a an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam mustalqiyan fil masjid
وَاَضِعَنْ اِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرَى Abbad ibn-i Temim emeksiden, yani Abdullah ibn-i Zeyd radıyallahu anhudan rivayet kıladı. Abdullah ibn-i Zeyd radıyallahu anhu çüde azanını körgen sahabi. Çüde azanını körüp çıkıp Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'a etkenleri de Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öşe çün, körgen çün rahmani çüş. Bana bu Bilal'a örgat azanını ayet ki çüşünde körgenler yine Bilal'a örgat onun avazı ende yani ötkürrak yaşırak güzelrak şunun için sen Bilal'a örgatsin Bilal ayet bir adı azanını digerler raziyallahu anhum. Bana şu çüşünde azanını körgen sahabi Abdullah ibn Zeyd'nin akası ya ki ükesi temim diyen kişi bulgen ekerler. Ana öşe kişi akası yani Abdullah ibn Zeyd'in rivayet kılıyordu. Abdullah ibn Zeyd eytediler ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin mescidde çalkancı yatkarlarını gördüm. Bir ayaklarını ikinci ayaklarını üstüye çıkarıp algen ediler. Dediler. Yani mescidde Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam buralarına halakt kımagen ve buralar adamlar yok manaka toplanmagan hol paytda ana shunday istirohat ma'nosida yotgan holatlari ham bo'lgan ekan. Chunki Rasululloh akram alayhissalotu vasallam masjidda i'tikof ham o'tirganlar. 10 kun 10 kun i'tikof o'tirardilar. Ana shu Rasululloh akram alayhissalotu vasallam masjidda gohida mana shunday i'tikof o'tirganlarda yoki boshqa holatlarda ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Masjidda yotganlar chalqanchasiga tepaga qarab yotib oyoqlarini bir-birini üstüye çıkarıp yatken ekerler. Bana şu halatını Abdullah ibn Zeyd raziyallahu anhu körgen ekerler. Bu yerde yatış hakkında gelip yaptı ki o. Abab ise oturuş hakkında idi. Bunun ne mi alakası vardı ise? Yatken de ki ayağını üstüye çıkarıp yatsa bularken mi? Oturken de batarya kavla boladı. Ana şunun için bana şu manada bu hadisini keltir yaptılar. Demek, mescitte oturgen buladı mı, üyde oturgen buladı mı, ayağını üstüye bunu da kılıp koyup, adeta tizlerini pesini, baldırını üstüye mindirip otururladı. Bana şunu da otursa, ayağını uzatıp otursa bularken. Ve bu daimi halet imez, gâhı da talıkkanda yazılış için, çarçağını ketkeziş için, bana şunu da peytleri de buladı. Lekin, tılavat peyti de, mesela, ibodat paytida yoki mana suhbatlar paytida bu o'tirish agar sog'lom inson bo'lsa odobdan bo'lmaydi. Lekin mashaqqat yo'q. Masalan aytaylik, birov oyog'ini yig'sa uyushib qolyapti. Marhamat oyog'ini uzatib o'tiraversin. Lekin qiblaga uzatmagan afzal. Illo yotganda qiblaga uzatib yotsa bo'ladi deydi. Ka'baga yuzlanishni niyat qilsa. Aynan haramda shu narsani qilish mumkin degan. Kâbe'ye yan başı yatsayız, tınımsız karab yatar mıyız ki? Yan başı yatsayız, çerçegen, tavaf kuyen, çerçegen. Şunda Kâbe'ye, Kâbe'den közünü üzmesinden Kâbe'ye karış hem ibadet. Kâbe'ye karış üçün eğer ayağını Kâbe'ye uzatıp, öşe cahide şunda yatsa, böyle degen bazı ulamalar. Madem iki kalbi de huşu, tazarru hazır borsa. Lekin ayağını uzatken peyde, kalbi de kibir payda buluşu, Kâbe'ye nisbeten hürmetsizlik halatları boluş hafı bulsa mümkünmez. Bana şu derse nihayete nazik mesele. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hem Kâbe'ye ayak uzatıp yatkarlar rivayetlerde var. Lekin uzatın kalbi de onda illet boluşu mümkünmez. Şunun için uzat bunu kıyarlar. Lekin öşneka kısa bulu uğrarken deyip kıble'ye ayakını uzatıp yatıp yani ki Kâbe'ye ayakını uzatıp yatsa o adam kalbiden hatırcan boluş gerek. Agar qalbidan xotirjam bo'lmasa, unda joiz bo'lmaydi. Bu beodoblik bo'ladi. Shuning uchun ulamolarimiz ehtiyotan oyog'ini uzatmasin degan gapni aytadilar ko'proq. Nega desa, qalbdagi haligi ehtiromni ushlab qolish, nazorat qilish hammaning ham qo'lidan kelmas ekan. Lekin unga ilmi bor, qalbini kuzatib o'rgangan odam, ana o'shani nazorat qila oladigan odamga demak bu narsalarda monelik bo'lmaydi. Oyog'ini uzatish hay'ati o'zi odobli hay'at hisoblanmaydi.
Lekin gohida joizlik uchun ko'rsatilgan. Gohida mana shunday qilish ham mumkin hisoblanadi. Nega desa, namozda mana qanaqa o'tiriladi namozda? Namozda tish cho'kib o'tiriladi. To'g'rimi? Nega tish cho'kib o'tiriladi? Chunki odobga eng yaqin o'tirish mana shu o'tirish. Odobga eng yaqin o'tirish namozdagi hay'at hisoblanadi. Namozdagi kiyim, namozdagi hay'at Rasul Akram alayhissalatu vasallam sunnati ko'rsatib berganlar. Aslı namozga talab qilingan, lekin umuman olganda odobning kiyim jihatdan ham, tasarruf jihatdan ham, harakat jihatdan ham, o'tirish turishda ham namozdagi hay'at eng mukammal hay'at hisoblanadi. Eng odobning cho'qqisi hisoblanadi. Kiyim erkak uchun ham, ayol uchun ham Alloh o'zi uchun muloqotga tanlagan kiyim, o'zi uchun muloqotga tanlagan hay'at hisoblanadi. Namozdagi hay'at namozdagi talab. Mana bu yuqori talab, lekin doim bunaqa tura olmaysiz-ku. Shuning uchun mana bunga o'xshash, demak, joiz jihatlari bayon qilinadiki, insonga mashaqqat bo'lmasin uchun. Haddathana Salamah ibn Shabib, haddathana Abdullah ibn Ibrahim al-Madani, haddathana Ishaq ibn Muhammad al-Ansari عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة الأردن أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دان روايات قرنة دعيت أدلر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد تأوترغان لرداء qo'llari bilan ehtibo qilib o'tirardilar. Ya'ni qo'llarini bog'lab, tizzalarini quchoqlab o'tirardilar, deydilar. Lekin bu bomdoddan keyingi o'tirishlari emas. Chunki Imom Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam bomdoddan keyin o'tirganlarida kun chiqquncha odatda o'tirardilar, ishroq namozigacha. Mana bu o'tirishda chordona qurib o'tirar ekanlar. Lekin boshqa paytlarda, demak, ana shunda oyoqlarini quchoqlab o'tirar ekanlar. Bu odamlarga muloqot qilmasdan ko'proq zikr bilan band bo'lgan paytlarga tegishli holat bo'lishi ham mumkin. Bu hadisga mana shu bilan bu bobdagi hadislar yakuniga yetdi. Bu hadis bu bobdan oladigan xulosamiz shuki, demak, sahobay kiromlar Rasul akram alayhissalotu vasallamning o'tirib turishlariga ham juda katta e'tibor berishgan ekan. Har bir harakatlari, har bir sakanatlarga e'tibor berishgan. Va ana o'sha hay'atni davom ettirishga harakat qilishgan. Imkon qadar mana shunday qilishga harakat qilishgan, intilishgan. Va bir kishi agar Rasul akram alayhissalotu vasallam shunday o'tirgan ekanlar deb payg'ambarimizga muhabbatan mana shunday o'tursa savob oladi. Lekin ana unday bunday o'tirmasa u demak tark sunnat qilingan degan ta'naga qolmaydi. Bu chunki shariatdagi talab qilingan shar'iy amallar sarasiga kirmaydi. Balki zoida sunnatga kiradi. Mana shundan biz yana bitta narsani mana shu joyda aytib o'tamiz. Nega mana shu gapni aytyapmiz? Ya'ni bu o'tirish, turishdagi sunnatlar zoida sunnat. Kim zoida sunnat deb atagan buni? Faqihlar. Muhaddislar shundoq hadisni keltirib sanab ketavergan. Lekin fuqaholar hadislarni o'rganib, oyatlarni o'rganib, sahobalarning o'sha hadislarga amal qilishlarini o'rganib turib, sunnatlarni zoidaga, keyin muakkadaga va boshqa turlarga saralab chiqishgan. Bu saralash fuqaholarning ijtihodi bilan bo'lgan. Hadisga shunday amal qilaman degan odam hozir mashaqqatda qolib ketadi. To'g'rimi? Mana hadisga amal qilaman desang, hamma hadisga bir xil martabada amal qil. Faqihlar kerak bo'lmasa. Mashaqqatda qoladi inson. Fuqaholar o'sha hadislarning fiqhini o'rganib, keyin ularni yo'q, bu mana bu hadislar muakkada hadislar. Bularga amal qilish vojibga yaqin. Mana bu hadislar shariatning talablari sunnat ma'nosidagi hadislar. Bularga amal qilish sunnat, tark qilish tark sunnat bo'ladi.
demek malomatga sabab bo'ladi, Rasulullohning shafoatlaridan mahrum bo'lishga olib boradi. Sunnatni davomiy tark qilgan kishining yo'qligi olinmaydi. Bu turga mana bu sunnatlar kiradi. Endi mana bu sunnatlar, bular zoida sunnatlar. Bularni qilmagan odam tark sunnat qilgan malomatiga qolmaydi. Haligindek tahdidlar yo'q. Faqat fazilatdan mahrumlik bo'lishi mumkin. Yo'inki aytaylik, o'ziga qulayini qilib ketsa, o'rnini bosib ketishi ham mumkin. Bu Rasul akram alayhisolatu vasallamning hayotiy shaxsiy hayotlarga tegishli holatlar ma'nosidagi hadislar deb uni fuqaholar taqsimlab beradi. Agar hadislarga shundoq faqihlarsiz, fuqaholarsiz, fiqhsiz amal qilaman desa, mana bu hadislarni taqsimi yo'qqa chiqadi. Yo'qqa chiqadi, nima bo'ladi? Insonlar mashaqqatga tushadi yoki tark sunnat qilayotganlik bir qalbida o'ksigi paydo bo'ladi. Fuqaholar mana bu hadislarni oyat, hadislar va sahobalarning amallari asosida haligindek turkumlarga bo'lib siz bilan bizga bayon qilib beradi. Ana shu bilan shariatga amal qilish oson bo'ladi. Mana shu bilan sunnatga amal qilish oson bo'ladi. Biz sunnatga amal qilamiz deydiganlar xuddi shunaqa gapni shundoq surishadiki, biz Qur'on va sunnatga amal qilamiz desa, eshitgan odam iyi bu mujtahidlar nimaga amal qilgan ekan bo'lmasam deydi. Go'yoki islom ulamolari, mujtahidlar, Abu Hanifa rahmatullohi alayhi, Imom Shofiylar o'tirib ijod qilishgan u sunnatga qarashmagan. Xuddi shunaqada ularning gapidan eshitsiz, biz sunnatga amal qilamiz. Ulamolar nima qildi? Agar ular sunnatga amal qilmasa, ummat ularni ulamo deb tanolmaydi, hech kim bo'lmaydi, bid'atchi bo'ladi. Zalolatga ketgan deb tanoladi. Ummat imom deb ijtihod mujtahid imom deb tanolyapti. Nega? Sunnatga amal qilishni do'ndirganidan. O'shani qoillatganidan ular imom bo'lgan. Agar sunnatga amal qilishni qoillatmasa imom bo'la olmaydi. Hech kim uni imom demaydi. Ulamolar imom deyish uchun imom degan unvonni u bozorchilar, do'konchilar bermaydi uni. Yoki saytchilar hozirgi til bilan aytganda dizaynerlar bermaydi. İmam degan unvonni fuqaholar, olimlar, muhaddislar bergan. Bu imom degan. Qayerdan bergan? U odam chiqib olib, men sizlarga imom bo'laman bugundan keyin, meni imom deyinglar demagan. Hozirgilar o'ziga shayx degan unvonni yasagan, singari ular yasamagan. Balki xalq ulamolar, olimlar ularning Qur'on va hadisni anglashdagi, fahmidagi ustunligini ko'rib o'ziga imom deb bilgan. Siz imomsiz, gap bo'lishi mumkin emas deb tan bergan. Ana undan ular imom bo'lgan. Lekin hozir mana shu imomlar fiqh haqida, mazhablar haqida noto'g'ri tushunchaga ega bo'lgan odamlarning uslubi shuki, biz sunnatga amal qilamiz, dalilga amal qilamiz, nomundo deb odamlarni chalg'itadi. Baraka topkur, o'sha ulamolar aynan sunnat va dalilga amal qilgandan ulamo bo'lgan. Biz nega sunnatga amal qilish de ularga murojaat qilyapmiz? Biz sunnatga amal qilmaymiz deganimiz yo'q. Ularga murojaat qilyapmiz. Shu sunnatga amal qilmoqchimiz. Tahsirlar shuni qanday tushunsak bo'ladi? Ana biz murojaatimiz shu. Biz Abu Hanifaga ergashyapti degani bu Abu Hanifa rahmatullohi alayhi degan bitta odamga ergashyapti, payg'ambar bu yerda qolib degani emas u. Sunnatga amal qilmoqchi edik, Hazrat Imom. Shu ba'zi bir hadislarni anglolmayapmiz. Ba'zi bir hadislar bir-biriga zid ko'rinyapti. Bir-biridan oldin keyin qaysi biri anglamayapmiz, qanday amal qilsak shunga desak, u kishi bizga mana bu sunnatga bundoq amal qilinadi, bunga bundoq amal qilinadi degan shu mazhab. Mazhab mana shu. Hech qachon o'zlaridan o'zlari o'tirib, mana hadis turgan bo'lsa, hadisni bir chekkaga qo'yib, o'zidan o'zi o'tirib ijod qilmagan ular. Agar hadislar bir-biriga zid kelsa, ularning orasini muvofiqlashtirishga harakat qilingan. Agar muvofiqlashtira olmasa, birini tanlashga majbur bo'lganda ilm bilan tanlagan. Hozirgilarni singari yoqib qolgani uchun, qulay bo'lgani uchun emas, balki ilm bilan. Ilm asosida tanlagan. Uni ilmi esa inshaalloh bir vaqt kelganda men niyat qilib turibman, duo qilib turasizlar, mana shu hadislarni umuman Qur'on, hadis, din ilmini o'rganish borasidagi tartibni inshaalloh alohida suhbatlarda bayon qilamiz. Inshaalloh bu mavzuda ana o'shanda batafsil to'xtalamiz. Navbatdagi bob Rasul akram alayhissalatu vasallamning suyanchiqlari, suyangan narsalari haqida. Babu maja'a fi tukati Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suyanchiqlari haqida kelgan xabarlar bobi. Haddathana Abbas ibn Muhammad ad-Duriy.
حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. Cabir ibn-i Semura radıyallahu anhudan rivayet kılınadı. Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir yastıkka, çap tamarlarına yastıkını koyup, öşenge süyenip oturgenlerini gördüm. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yastıkını yahada yanlarına koyup süyenip oturgenekerler ve çap tamarlarına süyegenlerini körgeneken, on tamarlarına süyenip oturgenlere hemkiledi. Bu hakta babının ahırı diyene gebbaradı. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر بن المفصل حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. عبد الرحمن بن أبو بكر أتسدن يعني أبو بكر رضي الله عنه دن رواية قلادة رسول الله صلى الله عليه وسلم dediler من سيزلرگا günahlarının en kattalarını aytib bereyinmi ha albatta ey Allah'ın Resulü deyişti. Uzat ettiler. Allah'a şirk kiltiriş. Ata anaga akboluş dediler de süyenip oturgendiler. Toğrulanıp alıp ve yalgan güvahlik ya ki yalgan gap dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mene şu gapını tekrarlayverdiler. Hatta biz kaşki tohtasalarıdı, divardik, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurları gelip sahabeler talim alışar idi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam demek gâhıda hani şimdi yan başına oturup hem onlara bazı bir hadislerini eğitim birer ekenler. Sizlerge en katta günahlarını eğitim bireyim mi deyip gâb başlaşları adamların itibarını özlerge tartış için. Gapdan gap chiqib Rasululloh akram alayhissalotu vasallam mana shu gapni aytganlar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam Zayd ibn Sobit roziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh alayhissalom biz bilan suhbatlashganlarida bozordan gapirsak bozordan, tuyadan gapirsak tuyadan, tarixdan gapirsak tarixdan gaplashib o'tirardilar. Hali ba'zi bir odamlar bor, sal hayotiy gap gapirsangiz to'xta deb zohidlik qilib qoladi. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam unaqa odamlarni zeriktirmasdilar. Odamlar bilan odamlarni mayishiy gaplari bo'lsa gaplashib o'tirardilar-da, orada dindan nasihat qilardilar. Mana shu hadisda ehtimol mana shunday holat bo'lgan bo'lishi mumkin. Gaplashib o'tirib, u yoqdan bu yoqdan gap bo'lgandan keyin odamlar sal qalbidagini hali gaplar gapirib sal bo'shashib olgandan keyin aytganlar. Sizlarga endi eng katta gunohlarni aytib beraymi? Eng birinchisi Allohga shirk keltirish. Allohga shirk keltirish eng katta gunoh. Çünkü en kötü zulüm Allah'a şirk ettiriş. Allah'a şirk ettiriş degen de Allah'a ibadet, Allah'a kılınırken ibadetini, Allah'a kılınırken ilticanı, Allah'tan sorulurken yardımını, ondan başkadan soruş, ondan başka bir yöneltiriş hesaplanır. Bana bu en kötü günah. İkincisi, ata anaga ak boruş dediler. Ak boruş degen de asi boruş degen. Biz de ak boruş degen de fakat yine ak kıldım degen gapni düşünemiz. Ha? Ota-onasiga oq bo'libdi desa, biz o'ylaymiz, ota-onasi oq qildim degan gapni og'zi bilan aytibdi deb tushunamiz. Yo'q. Ota-onaga oq bo'lish degani ota-onani qattiq ranjitib, osiylik qilish degani. U ota-ona oq bo'ldim demasa ham, oq qildim demasa ham, ota-ona oq qildim seni, ko'k qildim demasa ham, ota-onaning qalbini qattiq ranjitib, ularga itoatsizlik qilish ota-onaga oq bo'lish bo'ladi. Mana bu shirkdan keyingi eng katta gunoh ekan. Qur'on Karimda xuddi mana shu holatni ko'ramiz. Mana shuning misolini. Va qada robbuka an la ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Aynan mana shu hozirgi shirk bilan ota-onaga oq bo'lishni ziddi. Alloh hukm qildi. Mengagina ibodat qiling
va ota-onaga yaxshilik qiling. Ko'ryapsizmi, ota-onaga Allohga ibodat qilish, yolg'iz o'ziga ibodat qilishdan keyingi o'rinda ota-onaga yaxshilik qilish buyurilmoqda. Bu yerda esa o'shani aksi eng katta gunohlar deyilmoqda. Shirk birinchi eng katta gunoh, ota-onaga oq bo'lish u undan keyingi katta gunoh hisoblanadi. Lekin bular ham ba'zi bir jihatlardan boshqa gunohlar oldida, demak, ba'zi bir jihatlardan quyuq hisoblanar ekan. U nima gunoh desa, yolg'on gapirish. Qarang. Yolg'on guvohlik berish, yolg'on gapirish haqida kelganda Rasululloh akram alayhissalom yonboshlab turgan joylardan o'tiribdilar-da. Yana ba'zi rivoyatlarda keladi, qasam bilan aytganlar. Yolg'on guvohlik berish, yolg'on gapirish. Oldingilarni bittadan aytgan ekanlar, shirkni, ota-onaga oq bo'lishni, boshqalarni bittadan aytibdilar. Lekin yolg'on guvohlik berishni aytaveribdilar, aytaveribdilar, aytaveribdilar. Hatto Rasululloh akram alayhissalomdan hadis eshitishga doim mushtoq bo'lgan, eshitib hech to'ymaydigan odamlar ham endi to'xtasalar bo'lardi, mash gapni devorishdi. Nega shunday bo'lgan? Shar'iy jihatdan olib qaraganda shirkdan katta gunohi yo'q. Alloh hamma gunohini kechadi, lekin shirkni kechmaydi. Ota-onaga oq bo'lish ham juda og'ir gunoh. Lekin nega yolg'on guvohlikni qayta-qayta o'tiribdilar, qayta-qayta uni ogohlantiribdilar desa, odamlar buni mensimasgan. Birinchisi. Ikkinchidan bu yerda ikkinchi birovni haqqi poymol bo'lar ekan. Yolg'on guvohlik orqasidan birovni haqqi poymol bo'ladi. Yolg'on gap orqasidan kimgadir zulm bo'ladi. Birovni haqqiga putur yetadi. Ana shuning uchun Rasululloh akram alayhissalotu vasallam mana buni qattiq ta'kidladilar. Keyin yana bitta narsa. Ana u gunohlardan odam tavba qilishi oson ekan, lekin yolg'ondan tavba qilish qiyin bo'lar ekan. Chiqib men yolg'on gapiruvdim azizlar, mana shu gapni deyish keyin qiyin ekan. O'sha yolg'on tarqab ketdi. Endi chiqib o'sha yolg'onini aytib bayon qilib o'zini yolg'onchiligini izhor qilish, ya'ni bu gunohning tavbasi og'ir ekan. Ko'p odam bunga toqat qila olmas ekan. Shuning uchun bu gunohdan Rasululloh akram alayhissalotu vasallam o'tirib o'tirib qaytaribdilar. Bunga kelganda yonboshlagan holatlardan hay'atni o'zgartirib o'tirib turib qayta-qayta buni ta'kidlagan ekanlar. Hadisdagi asosiy bizga kerakli, bobga kerakli joyi Rasululloh akram alayhissalom bir tomonlariga bir suyanib o'tirib ham hadis aytgan ekanlar va ana shunday holatda sahobalarga ta'lim bergan ham ekanlar. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن علي بن الأرقم عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابة لردن أبو جحيفة رضي الله عنه دن رواية خلناد أيتد لركي نبي صلى الله عليه وسلم ددلر أما من سيانب أوقات يميما Biz keyingi boblarda Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning yeyishlari haqida o'rganamiz. Ana o'shanda mana shu hadis qaytadan keladi. Ana o'sha joyda bu hadisning yeyishga doir qismini sharhlaymiz. Hozirgi tegishli joy shuki, Rasululloh akram alayhissalotu vasallam suyanar ekanlar, lekin taomlanish vaqtida emas. Ana. Hozir oladigan foydamiz shu. Narsa yeyayotganda suyanishni yoqtirmas ekanlar. Buni istamas ekanlar. Ya'ni karih ko'rar ekanlar. Navbatdagi hadis. Haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Abdurrahman ibn Mahdi, haddathana Sufyan an Ali ibn al-Aqmar qol: Sami'tu Aba Juhayfa yaqul: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: La akulu muttaki'an. Abu Juhayfa radhiyallahu anhu aytadilar: Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam men suyanib ovqat yemayman dedilar. Yoki men ovqatni suyanib yemayman dedilar. Haddathana Yusuf ibn Isa, haddathana Waqi'un, haddathana Isroil an Simak ibn Harb an Jabir ibn Samura taqal: Ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama muttaki'an ala wisadatin. Jabir ibn Samura radhiyallahu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ko'rdim. Bolishga suyanib olgan ekanlar. Ya'ni u zotni yostiqqa suyanib olgan holatda ko'rdim. Qala Abu Isa:
لم يذكر وكيع على يساره. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل. إمامة أبو إيسا ترمزي أتدلر وكيع çap tomonlariga degan gapni zikr qilmagan. Isroildan rivoyat qilganlarning ko'pchiligi vakiyga o'xshab rivoyat qilgan. Ya'ni chap tomonni aytmagan. Yostiqqa suyanganlarini ko'rdim degan, chap tomon o'ng tomon degan gapni aytmagan. Va Ishoq ibn Mansurning Isroildan qilgan rivoyatidan boshqa rivoyatda biz chap tomonga suyanganlari haqida gap kelganini bilmaymiz dedilar İmam-ı Termiziy rahmetullahi aleyh. Vakiy bu İmam-ı Termiziy'nin ustazı Yusuf ibn İsa'nın ustazı hesablanadı. Yani bu yerde İmam-ı Termiziy başka senet bilen bana şu hadisini keltir yaptı. Babının başı da başka senet bilen keltir. Yani, lakin her ikisi ham Vakiy'nin İsrail'den kılgen rivayeti bilen nakıl kılınadı. Aldığınız hadiste, birinci hadiste Vakiy'den başka adam arkayı rivayet kılgen İmam-ı Termiziy. Bu yerde hani o şu aldığınız de demek aldığınız rivayette o kişi çaptamangı diyen nakılını etken idi. Bu yerde ise yine Vakiy'den rivayet kılgen, Vakiy yine İsrail'den rivayet kılgen. Yani kellesi bunu uyağıdaki senet bitti diye mahçeler. Lekin Faqatgina İshoq ibn Mansur İsroildan rivoyat qilgan rivoyatni boshida keltirdi. Ana o'sha rivoyatdagina chap tomonga suyangan degan gap bor ekan, boshqasida yo'q ekan. Biz bundan nima tushunamiz? İmam Termiziy mana shu joyda aytmoqchilarki, chap tomonga suyanganlar deb qaytlanib qolmaslik kerak demoqdilar. Ana. Ya'ni o'ng tomonga borishni qo'ysa ham zarari yo'q degan ma'noni uqtirmoqchilar. Navbatdagi bob babu maja'a fi ittika'i Rasulullah sallallohu alayhi va sallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning suyanganlari haqida kelgan hadislar bobi. Bu yerda endi faqat o'tirganda suyanish emas, umumiy suyanish haqida gap ketadi. Haddathana Abdullah ibn Abdurrahman. Haddathana Amr ibn Asim, haddathana Hammad ibn Salama an Humayd an Anas radiyallahu anhum. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بمار لكلاردا أسامة بن زيد جاء سيانب مسجد كشختلار إغن لاردا قطري كيم بار إيدا يعني Qatardan keltirilgan kiyim bor edi. Uni bo'yinlarga ilib olgan edilar. O'sha holatda odamlarga namoz o'qib berdilar. Bu hadisdan Rasululloh akram alayhi salatu vasallam yurib, yanda ham suyanganlar kelib chiqadi. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam oxirgi hayotlarining oxirgi haftalaridagina bemor bo'lganlar, mana shunaqa suyanadigan bemor bo'lganlar. Ungacha bu suyanadigan darajada bemor emasdilar. Hadiste aytilayotgan holat ham Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning vafotlaridan 2-3 kun oldingi hodisa. Usama ibn Zayd, Zayd ibn Sobit o'g'illariga qo'llarini qo'yib, qo'llarini o'shunga tiyanib chiqdilar. Egnalarida qitri Qatardan keltirilgan kiyim bor edi. Kiyim deganda bu yerdagi kiyim rido. Mana bunaqa yengli kiyim bo'lmagan. Tavashsha bihi deyapti, bo'yniga o'rab olish degani. Ya'ni mana hozir nima deydi? Turklarda ham borki, borku shola deydimi? Shol. Shol deydi. Eng kiyim bo'ladi, masalan 1 metr enlikda, yoki undan sal kengroq, undan sal torroq eng kiyim bo'ladi. Bo'yi uzun, eniga mundoq yelkadan tashab, bo'yindan o'tkazib olinadi. Ha? Ana uni uzuni ham bo'ladi, u etakkacha tushadigani ham bor. Hozir arablarda mana shunaqa kiyimlar juda ko'p. Eng kiyim yelkaga tashab oladi. Bo'yindan o'tkazib chigib olsa ham bo'ladi. Bu uchini bu tomonga, bu uchini bu tomonga tashab olsa ham yelkada turaveradi.
ana shunday kiyim bilan, odatda beldan pastga tushib turadigan kiyim bo'ladi. Ana shunaqa kiyim bilan chiqqanlarni aytilmoqda. Ana o'sha holatda namoz o'qib bergan ekanlar. Bundan tushuniladiki, demak, ana shunga o'xshash matoni yelkaga tashab olish demak joiz bo'ladi. Yengi bor kiyim kiymabdi-yu degan gap demak o'rinsiz bo'ladi. Haddathana Abdullah ibn Abdurrahman, haddathana Muhammad ibn Mubarak, haddathana Ata'u ibn Muslim al-Khaffaf al-Halabi, haddathana Ja'far ibn Burqan an Ata'u ibn Abi Rabah an al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhum qal دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال أشدد بهذه العصابة أشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة فضل بن عباس رضي الله عنه دن رواية قلنا عباس رضي الله عنه أغلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن لا رقصاب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خزر لرغة كردم وزاد وفات اتكن كسرلك لرشها غائده يعني اشه كسرلك بلن وفات اتكن دلر باشلرده سرق peshona bog' bor edi. U zotga salom berdim. Ya'ni kirib salom berdim. U zot ey fazil dedilar. Men labbay ya Rasululloh dedim. U zot mana bu peshona bog'ni boshimga qattiqroq bog'la dedilar. Ya'ni boshlarida og'riq bor edi, istima bor edi. Boshimdagi peshona bog'ni qattiqroq tortib qo'y dedilar. Qattiqroq chukib qo'y dedilar. Shunday qildim. Keyin uzot alayhissalotu vasallam o'tirdilar. Demak, yotgan holatda ekanlar, o'tirdilar. Keyin meni yelkamga kaftlarini qo'ydilar-da, o'rinlardan turdilar va masjidga kirdilar. Bu hadis haqida uzun qissa bor, dedilar. Inshaalloh bu qissa payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning vafotlari haqida kelgan bob bor o'zi. Kitobning oxirida o'sha joyda batafsil keladi. Bu joyda oladigan foydamiz payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam demak sahobalardan ba'zi birlariga bemorlik paytlarida qo'llarini qo'yib suyanib, mana shunday yurgan ekanlar, mana shu holatda masjidga chiqqan ekanlar. Allohim uzot alayhissalotu vasallamga salotu salomlarimizni o'zi yo'llasin. Muhtaram azizlar, mana shu bilan biz ushbu kitobdan İmam Termiziyning kitoblaridan 136 ta hadisni o'rganib o'tgan bo'ldik. Inshaalloh navbatdagi bob Rasululloh akram alayhissalotu vasallamning yeyishlari haqida boradi. Va bu bob yana ham hammamiz uchun muhim bo'ladi. Chunki bu bobda biz ergashishimiz kerak bo'lgan sunnatlar ham bor. O'zi hamma sunnatga ergashishimiz kerak. O'sha mustahab zoidalarga ham ergashishga harakat qilishimiz kerak. Chunki barkamollik shunda. Va ana o'sha bilan o'zimizga biz birinchidan dunyoimiz uchun foydasi jalb etamiz va Rasululloh alayhissalotu vasallam qilgan ekanlar deb qurish bilan u zotga qurbat, yaqinlik hosil qilamiz va Allohning huzurida savobga, ajrga ega bo'lamiz. Oldingi salaflarimiz mana sahobalarda ham ko'rdik, tobiinlarda ham ko'rdik. Hatto qilishni qayrashda ham Rasululloh alayhissalotu vasallamga ergashgan. Ko'rdik, to'g'rimi o'rganib o'tdik. Qilichni qanday qilaylik desa, Rasululloh akram alayhissalotu vasallam qilich qanaqa edi? Shaxsga tegishli narsa emas-ku, qurol. Lekin ana shunda ham payg'ambar alayhissalomga ergash. O'tirish turishda ham, har bir harakatda ergash. Mana bu narsada saodat bor. Va zavoid sunnatlarni butkul tark qilish bu musulmon kishining payg'ambar alayhissalotu vasallamga bo'lgan muhabbatlari, sunnatga bo'lgan muhabbati yo'qligining alomati bo'ladi. Zavoid sunnatlarga ham qo'ldan kelgancha amal qilib boriladi va ana o'shanda niyatni rostlansa inshaalloh juda ulug' bo'ladi. Shu joyda oldingi suhbatlarimizdan birida bir
Demek zarafatlı kişilerimizden, biz her sefer sohbetimizde iştirak etip geliyken azizlerimizden, Numan Nakşibendi ağamızın bir hatları vardı. Bir neçe özlerinin icatlarından yazgan ekenler. Ben bittesini sizlere şunu okuyabilemen ilindim. Bana şu inşallah hemimiz için bir ne desek bu arada. Kandidir bir bizge manevi bir çarşağımız yazışke değildik, zarafet bir gap hem bu kuladı. Biz Resulullah Ekrem Aleyhisselam'ın savutları, miğfer, dubulgaları ve başka encamları hakkında hem sohbetler kılgen edik. Şunlardan biri savut hakkında, başkaları hakkında hem varken, selleleri hakkında hem, lakin savutları hakkındaki şiirini mi okup verim ben. İltimaslarına göre. Kalplerimge savutlarını kiyip aldım. Köteringler dostlar ildem tabutlarım meni öldürgen ganim atgan oklar emas fitne kılgen İslam Harut Marutları degen manada törtlüyken Allah Subhanahu ve Teala icatlarına öz berekat versin. Parvardiyar alem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi olgen muhabbetleri ve ilgeçlerini özü ziyade eylesin. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك ونتوب إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا الله وزن علم مزن زيادة خلقن علم مزن بركة طبش مزن نصيب اتكن ولارج أعمال قلب برش مزن وزن مزن مدد كار بولجن شخصي حياة مزن هم أولوي حياة مزن هم يرش ترش نلار مزن هم من شو أرجنيات كلار مزن موافق قلب برش مزن الله بزج إمكانيات لار vaziyatlarını özün kolay kılıp bergin. Özümüzge ise himmet bergin, gayret bergin, tavfik bergin. Örverdi ya Rabbi o başlayan sohbetlerimiz kemalige yetip, yine ilimlerimiz ziyade bulup, bundan özümüz, ahıllarımız, bütün il yurtumuz bereke, manfaat tapışını Allah özün muvaffak eyle. Bunge hayrı kabul etken, bunge demek kollab bunu kollab kuvvetlab durgan barcha azizlarimizni o'zing yorliq qilgin. Azizlar mana shunday emin erkinlikda sohbatlar qilishimiz, mana shunday yaxshi imkoniyatlarga ega bo'lishimizda yurtimizning tinchligi uchun harakat qilayotgan dinimiz mu'min musulmonlarga muhabbatli bo'lgan rahbarlarimiz, mutasaddilarimizning ham hissalari katta. Parvardigor olam mana shu ishlarni barchasida bosh bo'lib turgan davlatimiz rahbari kishining atrofidagi barcha aziz vatandoshlarimiz, dinimiz, mu'min musulmonlar g'amida harakat qilayotgan barcha yurtdoshlarimizni Alloh o'zing yorliq qilgin. Qilayotgan xayrli ishlarda o'zing madadkor bo'lgin. Qilayotgan xayrli ishlarda Alloh o'zing to'g'rilikni ko'rsatgin. Xalq uchun, el yurt uchun, mu'min musulmonlar uchun ulug' xizmatlarga Alloh ularni hamisha muvaffaq ayla. To'g'ri yo'ldan adashtirmagin. Va sallallohu ala nabiyyina Muhammad وآله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين